iki türlü hiperaktif çocuk var. Evet. Yani bazılarına işte zeka problemi oluyor. Bazıları çok zeki oluyor. Çoğu çok zeki oldukları için. Zaten çok zekilikten oluyor herhalde. Evet, biraz. Çoğunlukla böyle oluyor. Okulda öğretmeni dinlerken çocuk mesela anlattıkları çok basitine geliyor. Kafasını başka yere veriyor. Konuya konsantre olamıyor. O anda mesela 10 dakika koptu. Bakıyor ama öğretmene, yazı tahtasına bakıyor ama kafasında başka şeyler. Ne oluyor? Konudan koptuğu için hoca bir soru sorduğunda cevabını veremiyor. Çünkü kafası başka yerde. Evet. Aa, öğretmen de zannediyor ki bu geri zekalı zannediyor. Halbuki o süper zekadır. Bu benim 4 numaralı oğlumda da böyle bir problem oldu. Okulun müdürü dedi ki çocuk dedi Almanya'da iki türlü normal okulların haricinde iki türlü okul var. Bir zonda şule dedikleri geri zekalı okulu, bir de çok zeki olanlar için elit bir okul. Dedik bu çocuk bu okula uygun değil. Bir... Sizin çocuğunuz için mi dediler? Evet, evet. Dedim ki bu sizin okuldaki bütün çocuklardan daha zeki. Ben çocuğumu tanırım. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi. Tartıştık tabii, çok münakaşalarımız oldu. Sonunda Pedagoji Zentrum denen pedagogların merkezi var Frankfurt'ta. Burada birçok profesör, ilim adamı bu tür problem olan çocuklar üzerinde testler, deneyler yapıyor. Problemi çözmeye çalışıyorlar. O zaman oraya götürelim, orada bir deney yapsınlar. Yapsınlar dedim, tamam. 6 ay deneyler yaptılar, incelediler. Sonra da profesör dedi ki, bu çocuğun beyninde iki tane, yani iki çipsli bilgisayar gibi düşündü. Çift beyinli gibi dedi. Bunu değil öğretmen, süper zekalı insan bile anlamaz dedi. O öğretmen bunu kavrayamaz dedi. Çok çok zeki olduğu için basit buluyor, başka şeyler düşünüyor. Umursamıyor, ilgilenmiyor. Neden çok zeki? Çocuk daha ikinci sınıfta, ilkokul ikinci sınıfta öğretmene diyor ki bizim galaksi uzayda siyah nokta, siyah delik içerisinde geçerken, yani solucan gibi büyük bir delik var. İşte uzayda bunun içerisinden geçerken orada bizim galaksi şöyle bir nokta kadar yer kaplıyor. Bu galaksi o siyah nokta içerisinden geçerken, siyah delik içerisinden geçerken içine mi çöker? Patlar mı? Yoksa buradan girip oradan çıkar mı diyor öğretmene. Öğretmen bakıyor, kalmış böyle. Ama her seferinde başka şeyler soruyor öğretmene. Öğretmen cevap veremiyor. Beni çağırdı, dedi ki söyleyin de bana böyle sorular sormasın dedi. Cevap veremiyorum dedi, rezil oluyorum dedi. Hayatımda dedi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum dedi. Çok enteresan şeyler soruyor, ben anlamıyorum dedi. Veya dışarıda sorsun, başka zaman sorsun dedi. Dedim ki o zaman 8 yaşlarında, dedim ki oğlum öğretmene sınıf sırasında konuyla ilgili olan şeyi sor. Olmayan şeyleri başka zaman sor. Yazık, olmazsa. Konuyu anlayamıyor çünkü, kavrayamıyor. Evet. Yani böyle süper zeki olan çocuklar çok, bunları ne yapıyor? Aileler, bazı aileler de hemen doktora götürüyor. Doktor diyor ki Ritalin verir, Ritalin. O hormonu sakinleştirici, teskin eder. Ritalin verirsen beyindeki hormonları bozar. Çocuğu aptallaştırır. Beynin hem hormon gelişimini engeller, hem fiziksel hem bedensel. Ondan sonra kendi çocuğunu ne yaptın? Size IQ'su 160'sa, 170'se kimyasallarla düşürürsün, 90'a bitirirsin çocuğu. Yani kendi elinle. Bazı aileler yeter ki rahatı kaçmasın diye ne yapıyor? Veriyor kimyasalı, veriyor kimyasalı, bitiriyor. Pis. Evet. Çocuğu bitiriyor. Bu nedenle kimyasal kullanmak tehlikeli. Sarı kantaron ne yapıyor? Beyindeki hormonları dengeliyor, düzenliyor, sakinleştiriyor.